2023 hayırlı olsun. Yani Türkler için çok önemli bir yıl. Cumhuriyet'in 100. yılı tamamlandı, geçti. İkinci yüzyılımıza girdik. Tabii 2023 herkes için biraz farklı geçti. Şirketimiz için Allah'a şükür çok bereketli, çok güzel geçti. 1 Mayıs'ta Allah nasip etti, Hürriyetimiz, Anka 3'ümüz yenişti. Ama Atak 2'miz uçtu, nasip oldu. Şimdi yakında inşallah Kaan uçacak. TUSAŞ bu yüzyıla altyapılarını pratik olarak bitirmiş girdi. Rüzgar tüneli olsun mekanik, test olsun yıldırım, test olsun kuş çarpma, bütün bu bir havacılık, uzay sanayi için bütün altyapılarımız tamamlandı. Allah'a şükür olsun. İnsan altyapımız hep iyi bir yere geldi. 7000 mühendisiz şu anda. 6000 teknisyenimiz var. 17.000'e yakın toplam çalışanımıza geldik. Bu açıdan yeni yüzyıla yeni bir cesaretle giriyoruz. Ürünlerimiz kısmen tamamlandı, teslimata geldi, seri üretime geldi. Kaan da inşallah önümüzdeki günlerde uçmasını bekliyoruz. Tabii yeni yüzyıl heyecanlı olacak. Bir şeyin, bir eşiğin geçildiği bir yüzyıl bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı açısından söylüyorum onu. Ama Türkler hep başarılı olmuşlar. Osmanlı'da, Selçuklu'da. Biz o Selçuklu başarılarını, Osmanlı başarılarını inşallah bu yeni yüzyılda daha fazla göreceğiz. Her şeyini yapan bir ülke. Kimseye ihtiyacı olmayan, kendinden başka kimseye ihtiyacı olmayan bir ülke. Ekonomik olarak güçlü olan bir ülke. Ve her tarafa da elini uzatıp destek olan, destek eli uzatan bir ülke olarak Türkiye'yi görürüz inşallah. Biz kritiği geçtik aslında. Evet. Sonuçta kendi özgün gökbeğimiz var, Hürriyetimiz var, Hurkuşumuz var. Atak 2'miz yakında Kaan uçunca Kaan'ımız olacak. Bir eşiği geçtik. Tabii rakamları karşılaştırırsanız, Soğuk Savaş dönemi hariç, orada gerçekten çok acayip bir performans Amerika sağlamış durumda. Onu bir tarafa Rusya da sağlamış. O zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ydi. Sağlamış durumda. Onları bir tarafa bırakırsak, yani 60'lardan sonra en yüksek performans gösteren şirket TUSAŞ olduğunu söyleyebilirim. Çıkardığı ürün, hız ve kalitesi konusunda bir devrim yapılmış durumda. Yeni yüzyıla da bu devrimler gerekir. Tabii ihracat şampiyonu Baykar, tebrik ediyoruz. Biz daha önceden yalnızca uçak parçası satan bir şirkettik. Şimdi savunma sistemi satan bir şirketiz. İlerisi daha iyi. Yani 2024 ve sonrası çok daha iyi olacak inşallah.